Merhaba dünyanın güzel çocukları. Yeni ünitemizde yeniden beraberiz. Ünitemizin adı Downtown. Yani çarşı. Hazırsanız başlayalım. City. Şehir. Neighbor. Komşu. Building. Bina. Shopping center. Alışveriş merkezi. Traffic jam. Trafik yoğunluğu. Farm. Çiftlik. Campsite. Kamp alanı. Bank. Banka. Hospital. Hastane. Supermarket. Süpermarket. Mosque. Cami. School. Okul. Zoo. Hayvanat bahçesi. Park. Park. Kafe. Kafe. Restaurant. Restoran. Sinema. Sinema. Farmasi. Eczane. Library. Kütüphane. Theater. Tiyatro. Barbekü. Barbekü. Crowded. Kalabalık. Enjoyable. Eğlenceli. Beautiful. Güzel. Cold. Soğuk. Comfortable. Rahat. Expensive. Pahalı. Fast. Hızlı. Happy. Mutlu. Busy. Yoğun. Meşgul. Sick. Hasta. Feed. Beslemek. Shopping. Alışveriş. Cook. Pişirmek. Rest. Dinlenmek. Şimdi cümle yapılarını inceleyelim. The present continuous tense. Şimdiki zaman. Şimdi şimdiki zamanı öğrenelim. Şimdiki zamanda olumlu cümlelerimizi kuralım. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are yazıp yanına fiilimizi verb, ing, örneğin watching, yanına da nesneyi yerleştireceğiz. Object nesne demek. Nesnemiz de watching TV, televizyon. Evet, bu şekilde şimdiki zaman cümlesini kurmuş oluyoruz. Türkçesi ne oldu?
I am watching TV. Ben televizyon izliyorum. You are watching TV. Sen televizyon izliyorsun. Bu şekilde cümlelerimizi başarıyla kurmuş oluyoruz. Olumsuz cümleleri de zaten to be'leri yazmıştık. Yanlarına I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not ekleyip yine ing'li olan fiilimizi ve nesnemizi koyduğumuzda olumsuz cümle yapmış oluyoruz. Türkçesi ne oluyor? I am not watching TV. Ben televizyon izlemiyorum. You are not watching TV. Sen televizyon izlemiyorsun. He is not watching TV. O televizyon izlemiyor. She is not watching TV. O televizyon izlemiyor. It is not watching TV. O televizyon izlemiyor. We are not watching TV. Biz televizyon izlemiyoruz. You are not watching TV. Siz televizyon izlemiyorsunuz. They are not watching TV. Onlar televizyon izlemiyor şeklinde şimdiki zamanda olumsuz cümleleri de yapmış oluyoruz. Question. Soru tipinde de emizarı başa alıyoruz. Öznelerimizin başına alıyoruz ve watching TV ing'li fiilimizi ve nesnemizi yerleştiriyoruz. Sonuna soru işareti koyuyoruz ve cümlenin başındaki kelimelerin büyük harfle yapıyoruz. Sorularımızı da kurmuş oluyoruz. Türkçelerini söyleyelim. Am I watching TV? Ben televizyon mu izliyorum? Are you watching TV? Sen televizyon mu izliyorsun? Is he, is she, is it watching TV? O televizyon mu izliyor? Are we watching TV? Biz televizyon mu izliyoruz? Are you watching TV? Siz televizyon mu izliyorsunuz? Are they watching TV? Onlar televizyon mu izliyorlar? Bu şekilde Türkçelerini de çevirebiliriz. Yes no sorularımıza bakalım. Are you eating an apple? Sen elma mı yiyorsun? Yes I am. Evet yiyorum. No I am not. Hayır yemiyorum. Is it eating an apple? O bir elma mı yiyor? Yes it is. Evet elma yiyor. No it isn't. Hayır yemiyor. Time expressions. Zaman ifadeleri. Şimdiki zamanın zaman ifadeleri şunlar. I am studying English now. Şu anda İngilizce çalışıyorum. Now, right now, at the moment, at present. Bunlar şu anda, şimdi demek çocuklar ve şimdiki zamanın zaman ifadeleri olarak kullanabiliriz. I am collecting the eggs now. Şu anda yumurtaları topluyorum. Cookies are dancing at the moment. Kurabiyeler şu anda dans ediyor. I am fishing at present. Şu anda balık tutuyorum. I am not fishing now. Şu anda balık tutmuyorum. I am not driving. Araba sürmüyorum. Is he fishing? O balık mı tutuyor? No, he isn't. Hayır, tutmuyor. Comparatives. Kıyaslamalar. Bir şeyin diğer bir şeyden daha uzun, daha büyük, daha küçük gibi ifadeler, sıfatlar kullanarak kıyaslama yapmaktır. Şimdi bu kıyaslamaları ve karşılaştırmaları öğrenelim. Bu kıyaslamaları yaparken bazı kurallar vardır. Birinci kuralımız tek heceli sıfatlar. Örneğin cute, sevimli, cuter, daha sevimli. Tall, uzun, taller, daha uzun. Happy, happier, mutlu, daha mutlu. R, ER ve IER getirerek kıyaslamalarımızı yapıyoruz. Örneğimiz, a giraffe is taller than a camel.
bir zürafa bir deveden daha uzundur. Cute, sevimli. Cute, daha sevimli. The cub is cuter than the mother polar bear. Yavru ayı, anne kutup ayısından daha sevimli. Hot, sıcak. Hotter, daha sıcak. The sun is hotter than Venus. Güneş, Venüs'ten daha sıcaktır. Small, küçük. Smaller, daha küçük. Fast, hızlı. Faster, daha hızlı. Jim is taller than Tim. Jim, Tim'den daha uzun. Emily is happier than Anna. Emily, Anna'dan daha mutlu. Fast, hızlı. Faster, daha hızlı. The red car is faster than the gray car. Kırmızı araba, gri arabadan daha hızlı. Cold, soğuk. Colder, daha soğuk. Alaska is colder than Norway. Alaska, Norveç'ten daha soğuktur. Heavy, ağır. Heavier, daha ağır. My bag is heavier than my grandmother's bag. Benim çantam büyük annemin çantasından daha ağır. İkinci kuralımıza bakalım. İki veya daha fazla heceli sıfatlarda expensive, handsome, boring gibi uzun sıfatlar diye de tabir edeceğimiz sıfatlarda bunların başına more getiriyoruz arkadaşlar. Ve more expensive, more handsome, more boring, daha pahalı, daha yakışıklı, daha sıkıcı anlamına geliyor. Örneğimiz, diamond is more expensive than gold. Elmas altından daha pahalıdır. Den'i de unutmuyoruz. Örneğin, handsome, yakışıklı, more handsome, daha yakışıklı. Crowded, kalabalık. More crowded, daha kalabalık. Jack is more hardworking than Jim. Jack, Jim'den daha çalışkan. Hardworking gibi sonu ing ile biten bütün sıfatlarda more kullanıyoruz. Rule 3. Üçüncü kural, yani düzensiz sıfatlar. Düzensiz sıfatlar dediğimiz ır eki almayan veya more kelimesi almayan, kendi başına değişiklik gösteren sıfatlar. Örneğin, good, better, iyi, daha iyi. Tamamen değişen bir sıfat bunlar. Bad, kötü. Worse, daha kötü. Little, az. Less, daha az. Far, uzak. Farther, daha uzak. Hiçbir kurala uymadan irregular dediğimiz sıfatlarda, uymayan sıfatlarda bunlar arkadaşlar. Yine deni koymayı unutmuyoruz. Örneğimiz, Jack's grades are better than Bob's. Jack'in notları Bob'inkinden daha iyi. Iron Man is better at flying than Captain America. Iron Man uçmada Kaptan Amerika'dan daha iyi. Little, az. Less, daha az. I have less money than you have. Ben senin sahip olduğundan daha az paraya sahibim. Bad, kötü. Worse, daha kötü. My grades are worse than yours. Benim notlarım senin notlarından
Daha kötü. Şimdi testimize geçelim. Thanks for watching us. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.